Bakın bütün sıramı bir tane sık iğne bırakıp ikincisine çift batarak tamamladım. Son noktaya geldim. Son noktada şöyle bir tane sık iğne kaldı ve birleştirdiğimiz nokta kaldı. Şimdi burada şu sık iğneyi bırakıp şu birleştirme yaptığım bir tane zincir çektiğim noktaya, bakın şuradaki boşluğa 2 tane sık iğne yapıyorum. 1. İkinci sık iğneyi yaparken de burada renk değiştireceğim. Renk değiştirirken de bakın 2 tane battım. Şuradaki ikinciyi battıktan sonra bu şekilde baş kısmından, bakın şu boşluktan tığımı geçireceğim. Şimdi farklı renkteki ipimi alacağım. Evet, farklı renkteki ipimi aldım. Bakın tığım buradayken burada aynı gizleme mantığı gibi ilmeğimi çıkartıp bu farklı rengimle ikisinin içerisinden geçireceğim ve hem gizleme ve birleştirme noktamı oluşturdum hem de farklı renge geçmiş oldum bu şekilde. Şimdi şu beyaz ipimi birazcık küçülteyim. Hem bunu gizleyeceğiz. Bu arada şu mavi rengimi kesmeyeceğim. Bunu da aralıklarla öreceğim. Bakın şöyle. Şimdi ikinci sıraya geçtik. Hem ipimizi değiştirdik hem de birleştirme ve gizleme noktamızı oluşturduk. Şimdi bakın ilk yaptığımız 2 tane battığımız noktanın ikincisinin şu kanadını alacağız. Şu çizgi halinde duran, yani V'sinin en solda kalanını alacağız. Şuradaki boşluğa bakın. Şu arkadaki boşluktan geçireceğiz tığımızı ve burada beyaz ipimizden ilmek çıkardık ve içinden geçirdik ve burada sık iğne yapıyoruz. Bu arada beyaz ipimizi de gizleyelim ki sağlam olsun. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi son kanada batıyorum ve şuradaki, bakın artık boşluk oluştu, şöyle şuradaki boşluğa batıyorum, ilmek çıkartıyorum ve normal sık iğnemi yapıyorum. Tekrar göstereceğim. Bakın çift battığımız nokta, bunun şu kısmını alacağız. En solda kalan tek kanadını alacağız, üstte kalan kısmı ve arkasındaki boşluğa batacağız. Bakın arkasında hemen boşluk var. Boşluğa batacağız. İlmeğimizi çıkartıp içinden geçireceğiz ve sık iğne yapacağız. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayacağız. Artık modelimiz bakın bu şekilde ilerleyecek. Gördüğünüz gibi. Tekrar yapalım. Bakın çift battığımız nokta, şuradan batıyorum ve arkadaki boşluğa tığımı geçirip ilmeği çıkartıyorum. Buradan da ilmeğimi geçirip başına dolayıp sık iğne yapıyorum. Bu işlemi aynı noktaya 2 kere yapıyorum. Ve modelim bu şekilde oluşmuş oluyor. Şimdi beyazla bu sırayı son noktaya kadar öreceğim ve ip geçişini, birleştirmeyi tekrar göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi beyazla sıramı tamamladım ve son noktaya geldim. Şimdi burada bakın son bir tane mavi kaldı. Birleştirme noktalarımızı nereden anlayacağız? Farklı renkteki ördüğümüz ipin başlangıcından anlayacağız. Şimdi son mavime, son kanadına, şuradakine de batıyorum. Bu arada bu son kanadı, şu ipi, uzun ipin geldiği nokta olduğu için gevşeyebilir. Elinizle arkadan sıkalamayı da unutmayın. Bakın şuradaki boşluğa, bakın çift battığım noktanın en solda kalan üst kanadını aldım. Hemen altındaki boşluğa batıyorum. Beyaz ilmeğimle 2 tane sık iğne batıyorum. Biraz gevşek oldu. Tekrar batacağım. Bakın şu kanadı aldım. Hemen dibine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın hemen boşluk zaten. Şimdi ikinciyi battıktan sonra beyazımla birleştirme yapacağım, gizleme yapacağım. Başlangıçtaki beyazın bakın şu ilk kanadına, şu 2 boşluğuna, yani V'nin altındaki boşluğa batacağım. Ve burada koyu mavi ipimi takacağım. Farklı rengi de hem bu şekilde geçiş yapmış oluyoruz. İlmek çıkardım ve ikisinin içerisinden geçirdim. Şimdi buradaki beyaz ipim ve mavi ipimi sıkılıyorum ki örgümde bir bozukluk olmasın. Gördüğünüz gibi tabanda gayet düzgün ve sepette sert olduğu için bu model bu şekilde bir taban yapmak istedim. Siz iş sürerek de bu modeli uygulayabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdi şu kısa kalan koyu mavi ipimi alttan gizleyerek öreceğim. Diğer iki ipimi gizlemeyeceğim. Onları aynı noktada bırakacağım ki değiştirdiğimde tekrar sizlere göstereceğim zaten. Direkt örüp çıkacağım. Şimdi farklı rengime geçtim. Tekrar modelimizi net açıklamak adına tekrar gösterelim. Birleştirme noktamızı yaptık. Bakın direkt en solda kalan ikinci sık iğnemizin üst kanadına batıyorum. Ve şu arkasında kalan boşluğa batıyorum. İlmek alıp geçirip iki tane sık iğne yapıyorum aynı boşluğa. Bakın bu şekilde de gizleme ve birleştirme noktamızı oluşturmuş oluyoruz. Hiçbir şekilde ekstra bir birleştirme görüntüsü yok. Olabildiğince muntazam ve şık duruyor. Kusursuz duruyor neredeyse. Bakın son kanadın üstüne battım. Burada arkadaki boşluğa da batıp iki tane sık iğne yapıyorum. Evet, bu mavi ipimin biraz dokusu farklı. Biraz esnek bir ip. O yüzden bir tık gevşek öreceğim. Çünkü esnek olduğu için çok fazla sıkı örersem toplanma yapacağı için birazcık gevşek bırakarak örüyorum. Gördüğünüz gibi iki tane noktamız var. Şuradan alıyorum ve şu arkadaki boşluğa batıp sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya iki tane. Şimdi ben bu şekilde sık iğnelerimi tamamlayıp koyu mavimle sıramı tamamlayacağım. Evet, şimdi koyu mavi ipimin birleştirme noktasına geldim. Bakın normalde tabanımızda birleştirme noktamız burasıydı. Şurada bitirmem gerekiyordu ama bu model böyle bir tane sola atarak ilerliyor. O yüzden bakın 1, 2 attı. Şimdi 3. noktadan birleştireceğim. Mavi ipimin bittiği yerden başlangıcından daha doğrusu sıramın bittiğini anlıyorum. Şimdi bu beyaz noktaya bakın, beyaz noktanın son kanadını alacağım. Bu arada ipim de arkada olduğu için ilk kanat direkt gelecektir. Sıkılayarak arkadan tutarak beyaz ipi. Şu son boşluğa da batıyorum. Beyaz ipimin kanadına batıp beyazla almayacağım. Koyu mavi ile ipimi tutarken beyazdan aldım. Şimdi son kez koyu mavi ile noktama batıyorum. Bakın sol kanadına. Arkadaki boşluğa da batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Şimdi burada başlangıçta başladığım noktanın alt şuradaki boşluğuna da batıp beyaz ipimi bakın zaten buradaydı ipim. Beyaz ipimi çıkartıyorum ve beyaz ipimle ikisinin içerisinden geçiriyorum ve hem beyaz ipime geçmiş oldum hem de birleştirme noktamı oluşturmuş oldum. Şimdi beyaz ipimle örmeye devam edeceğim. Bu arada mavi ipimi birkaç sıra öreceğim. Çünkü mavi ipimle artık işim kalmadı. Koyu maviyi keseceğim. Burada beyaz ipimle de tekrar göstereyim. Bakın birinci, ikincinin en solda kalan üst kanadını alıyorum. Ve arkadaki boşluğuna hemen arkasında zaten batıp sık iğnemi yapıyorum. Aynı noktaya iki tane. Bu şekilde birleştirmem bu şekilde kayarak gidiyor. Şimdi beyaz ipimle de bu sırayı tamamlayacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi burada altta ördüm mavi ipimi. Mavi ipimi keseceğim. Koyu mavi ipimi burada. Ve o kısmı da gizleyeceğim örerken. Şimdi beyaz ipimle de bir sıra örüp son kısma tekrardan geleceğim. Şimdi beyazımla da son kısma batıyorum. Burada son bir, ikinciye de battım. İkinciye batarken başlangıçtaki şu boşluğa da batıyorum ve mavi ipimi çıkardığım mavi ipimle ikisinin arasından geçiriyorum. Şimdi burada beyazla da artık işim kalmadı. Beyaz ipimi de keseceğim için birkaç ilmek beyaz ipimi gizleyerek öreceğim. Artık mavi ipimle devam edeceğim. Son bir sırada mavi ipimle öreceğim. Bakın aynı şekilde alıyorum. direkt başlıyorum. Hiçbir farklılık yok. Bu şekilde mavi ipimle de bir sıra daha örüp son bitiş kısmını göstereceğim. Evet, son açık mavimle de sıramı tamamlayacağım ve sepetimin sırası bitmiş olacak. Sepetim tamamlanmış olacak. Şimdi son beyaz kısmında son noktasına batıyorum. Ve burada 1-2 tane direkt sık iğnemi yapıyorum. Ve bu sırada birleştirme yapmıyorum. Çünkü bu sırada iz sürmek istiyorum. Siz dilerseniz eğer bu sırada bu şekilde bırakıp şuradan kesip şuradan birleştirme yaparak da sepetinizi bu şekilde bitirebilirsiniz. Ama ben bir sırada iz sürmek istediğim için daha sağlam oluyor. Ağız kısmı bozulmuyor. İz sürmeyi bu yüzden tavsiye ediyorum sepetlerde. Şimdi bakın son noktama da battım, bitirdim. Mavi noktamın ilk başlangıç noktasına geldim. Şimdi burada şuradaki boşluklara, bakın gizleme yaptığım boşluklar vardı ya, batacağım, ilmek çıkartıp çıkardığım ilmeği de diğer ilmeğimin içerisinden kaydırarak geçireceğim. Aradaki bakın çift battığım noktanın ortasındaki boşluğa da batıyorum. İlmek çıkartıp kaydırıyorum. Şuradaki boşluğa da batıyorum. Bütün boşluklara batarak çift noktadaki battığım yerin ortasındaki boşluğa da batıyorum. Aradaki boşluklara batarak kaydırarak ilmek çıkarıyorum. Diğer ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Diğer ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde son sıraya kadar tamamlayıp iz sürmeyi de sepet bitirmeyi de tamamlayacağım. Evet, son noktama geldim. Bakın şuradaki boşluğa da batıyorum. İlmek kaydırarak çekiyorum. Burada zaten ipim bitmişti. Direkt ipimi buradan çıkartıyorum. Daha küçük bir tığ alıp şimdi birleştirmemi, şu ipimi buradan gizleyeceğim. Bakın şunu şu kısımdan alacağım yukarı ve şu noktadan şuraya şöyle gizleyeceğim. Şuraya batsam olur. Şu aradan çıkarıp çok da sıkı gizlemeyin ki aşırı sıkılınca da birleştirme noktası biraz göze batıyor. Şimdi burada şu kalan mavi ipimi diğer mavi tonumda olan noktadan örgünün arasına gizleyerek saklayacağım. Evet, bu şekilde. Sepetim şu anda bitmiş durumda. Son halini hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Fazla kalan şu kısa ipi de buradan temizleyelim. Yeterince sağlamlaştırdık, gizledik. Şuradan gizleyelim. Evet, şimdi sepeti elimle düzleyeceğim. Evet, bakın sepetimiz bitti. Gördüğünüz gibi. Bu arada şu şekilde göstermek istiyorum. Üzerine bastırıyorum. Olabildiğince sağlam. Hani ya bu tabanı yaptık ama sağlam mı acaba diye aklınıza takılmasın. Bu arada daha büyük taban yapmak isterseniz videomuzun açıklama kısmına büyük taban videomuzun linkini koyacağım. Oradan tıklayarak seyredebilirsiniz. Evet, kaz ayağı dedikleri modelimiz de bu şekildeydi. Sepetimizi bitirdik. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.